Hakim Hanım, bir sürü şey anlattınız. Lakin bunların hiçbiri tarafsızlığınızı ispat için yeterli değil. Neticede Mahir Kara ile o münasebetiniz hala devam etmekte. Bunu mahkeme heyetinden gizliyor da olabilirsiniz. Bu durumda sizin bu kürsüde kalmanıza müsaade. Sözünüzü kesiyorum Sayın Başkan. Kusura bakmayın. Ama ben yanıldığınızı söylemek zorundayım. Benim Mahir Kara ile hiçbir münasebetim yok. Zaten olamaz da. Ben burada sizinle hususi hayatımı konuşmak istemezdim. Bu vakte kadar da bu yüzden sustum. Ama madem arzu ettiğiniz şey bunu öğrenmek, ben nişanlıyım. Kiminle? Bundan hiç haberimiz yok. Çünkü hususi hayatım bana kalsın istemiştim. Müstakbel nişanlım, Yurttaş Gazetesi'nin sahibi Sinan Koca'dır. Nişan merasimimiz yakında olacak zaten. Feride Hanım, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şaşırttınız mı sen? Dediğim gibi, hususi hayatımı konuşmayı sevmem. Bu yüzden şu zamana kadar kimsenin haberi olmadı. Ne yazık. Bu komisyonun toplanma sebebi, zaaflarınızın mesleğinize gölge düşürmesi. Ümit ederim ki bu ani nişanlanmanız davayla alakalı değildir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bizim Sinan Bey ile ailelerimiz yıllardır tanışmakta. Biz de birbirimizi çocukluğumuzdan beri tanırız. Peki evlenmeye ne vakit karar verdiniz? Yakın bir zamanda. Feride Hanım, aslında ben bir yol buldum. Sizi aklayacak, komisyonu ikna edebilecek kesin bir yol. Ama ne dersiniz bilemem. Nasıl bir yol buldunuz? Bu lekeyi ancak yeni bir gönül ilişkisiyle aklayabilirsiniz. Sinan Bey, siz ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Mahir Kara ile aşk yaşamakla suçlanmak istemiyorsanız komisyona ve tüm memlekete benimle nişanlanmak üzere olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ve evlenmeye karar verdik. Ailelerimizin onayını aldık. Sinan Bey, size güvenebilir miyim? Neticede bu çok tehlikeli bir oyun. Güvenebilirsiniz Feride Hanım. Her şey sadece ikimizin arasında kalacak. İnanın hatamı telafi etmek istiyorum. Başka bir gayem yok. Olamaz da. Davada kalmak için başka bir çarem yok. Bir insanın hayatını kurtarmak için ben bu yalana mecburum. Yalnız kesin olarak sizinle ittifak olmamız şart Sinan Bey. Ailelerimizi duygusal olarak hazırlamalıyız. Baştan biteceği kesin olan bir nişan bu. Nazif Kara davasında kalacağım kesinleşirse ya da bu dosya neticelendiğinde biz bu oyuna bir son vereceğiz. Hiç şüpheniz olmasın. Siz ne zaman isterseniz ben Mehmet amcayla da kendi ailemle de anlaşamadık, yapamıyoruz deyip hadiseyi sonlandırırım. Siz de müşkül durumlara düşünme. Peki. Ben şimdi komisyona gidip sizinle nişanlı olduğumu söyleyeceğim. Siz de akabinde teksibi yayınlarsınız. Hay hay. Gördüğünüz gibi evlenmek üzereyim. Mahir Kara ile hiçbir münasebetim yok. Olamaz da. Mesleğime ihanet etmedim. Vicdanım rahattır.